rejimin muhalefeti sevmediğini biliyoruz. Ve rejim yetki ve güç toplamaya doymuyor, onu da biliyoruz. Geldiğimiz noktada yargıyı, yürütmeyi, yasamayı, hatta medyayı etkisi altına almış, kontrol eden, yetkilerini gasp etmiş bir rejimle karşı karşıyayız. Fakat rejimin henüz kontrol edemediği iki muhalefet odağı var ki, bir tanesi yargının savunma ayağı, diğeri de medyanın sosyal medya bölümü. Bu iki muhalefet odağı rejimi son derece rahatsız etmektedir. Barolarla ilgili çalışma epeydir sürüyor ama ona bir bahane bulunmuştur. Ankara Barosu'nun konuşması onun bahanesi olmuştur ve bu çoklu baro teklifi önümüze konmuştur. Yine sosyal medya ile ilgili bir çalışma sürdürülmektedir. Yakında onun da muhalif unsur olmaktan çıkarılması, denetlenmesi için teklifler gelecektir kanaatindeyim. Barolar hakkı ve hukuku anayasa çerçevesinde savunan, insan haklarını savunan en önemli kurumlarımızdan birisi. O nedenle de hükümete en muhalif odak diyebiliriz. Çünkü rejimin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni, Anayasa Mahkemesi kararlarını bile uymadığını, hatta dolandığını düşünürsek, barolar önemli bir muhalefet odağı olarak rejimi rahatsız etmektedir. Onun için bu teklif önümüze gelmiştir. Barolar siyaset yapar ama AYM kararları, AYM kararları uygulanmazsa bunu savunmak durumundadır. İnsan haklarıyla ilgili ihlaller olduğu zaman savunmak zorundadır. Barolar hükümetlere, iktidarlara muhalif duruş sergilemek zorundadır genellikle. Ama çoklu baro olduğu zaman yandaş barolar, siyasete göre baroların olduğunu göreceğimiz gibi etnik kökene, dinsel kökenli ideolojilere göre barolarla da karşı karşıya kalacağız. Ama en önemlisi büyük kentlerde iktidar barolarını oluşturmaktır niyet. İktidar barosu oluştuğu zaman hükümetin hangi kararına bir muhalefet olursa mutlaka iktidar kanadından yandaş baronun savunmasıyla baronun iddiası ve muhalefeti tamamen kırılmış olacaktır. Bu nedenle baroların savunmasının ve muhalefetinin kırılması rejimi rahatsız eden bir unsuru ortadan kaldırmış olacaktır. Ben bundan önce konuşmamda Cahit Özkan'ın konuşmasına değinerek onlarla ilgili bir hususu arz etmiştim Sayın Genel Kurul'a. Şimdi de Bülent Turan Bey'in, yine grup başkan vekilinin konuşmasına baktığımızda şunları söylemiştir. Diyanete hakaret varsa, Anadolu ruhuna hakaret ediliyorsa, DHKPC sözcüsü gibi davranmaya devam ederlerse yeni düzenlemenin olması doğaldır. Karşınıza bu teklifle geliriz demişlerdir. Biz onun üzerine tabii ki şu söylendi, suçların şahsiliği düşünülerek bu tür eylemlerin olması halinde disiplin cezası verilebilir. Barolar öyle ki suçun büyüklüğüne göre barodan çıkarabilir, hatta cezai müeyyideler verilebilir. Fakat bunlar da kale alınmadı ve hiçbir muhalefetin ileri sürdüğü hususta virgülüne dokunmaksızın dikkate alınmadı. Fakat Bülent Turan Bey, Sayın Grup Başkan Vekili, bir gün sonra da şunu söyledi. Ne sakıncası var bölünmelerin? Hatta bu söylediğimiz sakıncalara göre, sakıncalı kişilere göre bile bölünse ne olur dedi. Ve ardından da bölünsün,
bedelini öderler dedi. Biz bir kişinin bir sakıncalı hareketi varsa müeydesi uygulanır derken, Bülent Turan Bey daha da ileri giderek bir nevi bu tür sakıncalı şahısların örgütlenebilmesini öngörmüştür. Şimdi ikişer üçer bin kişilik bu tür örgütlenmeler olduğu zaman nasıl mücadele edersiniz? O örgütlenmiş bir hukuk camiasını ne diye savunma ayağının içine sokarsınız? Oysa bir çatı altında her hususun kontrolü kolay olabileceği gibi avukatların da denetimi kolaylaşacaktır. Ama çoklu barolar bu denetimi de ortadan kaldıracağı gibi hoşgörü ve bir takım tavizkar tutumlarla neredeyse barolar kurumları içinde denetim mekanizmalarını yok hükmüne getirecektir. Grup başkan vekillerinin özellikle iddialarını ve savunmalarını dile getiriyorum ki günlerdir, haftalardır neyi ortaya koyuyorlar? Bu yasayı ne için biz hazırladık diyorlar. Bunlardan sonra da sizlere bunlar hatırlattıktan sonra da ben bu yasanın genel gerekçesine bakıyorum. Genel gerekçesinde şunu söylüyor. Dişe dokunur sadece şunlar var. Avukatlık mesleğinin daha iyi bir şekilde icra edilebilmesi amacıyla. Yine ikinci önemli gerekçe şu. Avukatlık hukukuna ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde yaşanan gecikmelerin ortadan kaldırılması ve baro hizmetlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla. O zaman ben Sayın Grup Başkan Vekillerinin günlerdir şu sakıncası var, bu sakıncası var diye alt alta madde madde sıraladıkları ve bizlere kabul ettirmek istedikleri bu iddialar ve bu iddialara karşı bu teklifi hazırladık derken genel gerekçeye baktığımızda bu iddiaların hiçbirisi yok. O zaman akla şu geliyor. Ben vesayet tabirini boşuna kullanmadım. Yani barolara vesayet uygulanıyor. Meclisi de vesayet altında bu rejim tutmuştur derken o zaman iktidar diyebilirdi ki hayır öyle değil, bizim çoğunluğumuz var, yasaları biz hazırlıyoruz, teklifleri biz getiriyoruz diyebilirlerdi. Ama bu gerekçeye baktığımız zaman değerli hukukçuların, arkadaşların bu iddialarına karşılık gerekçede hiçbirisinin olmadığını gördüğümüz zaman imza sahibi arkadaşlarımızın da bu teklifi hazırlamadığını görüyoruz. O zaman ben diyorum ki bu teklif hazır gelmiştir. Arkadaşlarımız da imzalamış, genel kurula sunmuşlardır. Bunun adı genel kurulun da rejim tarafından vesayet altında tutulduğunun karinesidir. Onun için ben özellikle bu vesayetin kabul edilmemesi gerekir. Bu tartışmaların da bu günler süren konuşmaların da dışarıya karşı iç siyasete ve kamuoyuna karşı bizim çok iyi tartışan, çok iyi konuşan bir meclisimiz var. Her şeyi katılımcı, demokrasiye uygun hazırlıyoruz. Kanunlar böyle hazırlanıyor diyebilmek için maalesef. Onun için bu her kuruma sirayet eden vesayetten kurtulmak zorundayız. Ülkenin çıkarı için, kamunun çıkarı için, hepimizin, Türk milletinin çıkarı için. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.